meslektaşımız İstanbul Üniversitesi Rektörü ile konuşmuş. Yunus Söylet diyor ki 570 hocamı kaybettim ben tam gün yasası yüzünden diyor. Ve bu hastaları ilgilendiriyor, hocaları, herkesi ilgilendiriyor. Üniversiteleri ve müstakbel doktorları ilgilendiriyor. Çünkü kaybettiği zaman orada ders verecek hoca, nitelikli hoca da kalmıyor. Bunun için bir yasağı delme formülü bulmuş. Buna da başbakan destek vermiş. Şimdi tabii başbakan... Üzerinde çalışın demiş habere göre. Tabii. Başbakanın desteği kendi ameliyatından sonra da tabii ayrı bir önem kazanıyor. Çünkü bir yasaklı, aslında daha doğrusu hastaneden ayrılan bir hoca yapmıştı onun ameliyatını. Çok kısa formülü söylersen, zamanımız kısaldı. Ondan sonra evet, başka bir konuya geçeceğiz Zira. Şimdi şöyle, bugün bizim akşama taşıdığımız bu manşette arka planda şöyle bir bilgi var, çok çarpıcı. İstanbul Tıp Fakültesi yani ÇAPA'da bir hafta önce endokrinoloji ve nefroloji bölümleri kapatıldı Ayşenur Hanım. İnanılmaz bir şey kapatıldı tabii. Kapatıldı çünkü doktor yok. Şimdi Yunus Söylet tam derece bir dakika, saygın bir yani rektör. Bunu, çok da başarılı gidiyor. Bunu tekrar söyleyelim. İstanbul Üniversitesi gibi köklü bir müessesenin hastanesinde nefroloji ve böbrek rahatsızlıklarına bakan evet, nefroloji, ki Türkiye'de çok yaygındır, kapatıldı ve hocasızlıktan. Ve hasta, bu ikisi kapatıldı hoca yokluğundan. Şimdi biz bu haberi almıştık. Arkadaşlarımız gittiler. Yunus Söylet'le görüştüler. Ki Yunus Söylet de son derece başarılı bir rektördür. Sayın Başbakan tarafından da sevilen, sayılan, görüşlerine değer verilen bir isimdir. Hani kimliğiyle, akademisyen kimliğiyle. Arkadaşlarımız onlarla görüştüler bu istihbarat ve bu şey üzerine. Ve Yunus Söylet'in de üniversitenin tıp fakültesinin yaşadığı, diğer üniversitelerin tıp fakülteleri de aynı sorunu yaşıyorlar. Biraz dünya çapındaki toparlarsak sevgili İsmail'cim. Biraz hızlı toparlarsak evet, süremiz bir formül üzerinde evet, çalışıyor İstanbul Üniversitesi Rektörü. Tamam. O formül de şudur. Dışarıdan muayenehanesi olsa da akademisyenlerin üniversite hastanelerinde görev yapmaya imkan sağlayalım. Ama muayenehanelerindeki elde edecekleri geliri döner sermayeyi arttıralım. Ve böylece hem hastanede, tabii tümünü değil, hem de muayenehanede hastalarıyla da öğrencileriyle bir araya gelebilsinler. Tabii. Bunun denetim sistemini de özel Sağlık Bakanlığı dışında bir mekanizmaya oturtalım gibi. Bence de güzel bir model. Başbakanın da destek vermiş. Çok teşekkürler. Bu çok önemli. Demiş. Çok teşekkürler sevgili İsmail. Bir ay, yani gelirlerine, muayenehanedeki gelirlerinden tabii bir bölümü döner sermayeye evet, aktarılacak. Evet. Öteki türlü mantıklı olmaz. Aslında tabii, böyle bile mantığı zorlayan bir durum var formülde. Çok belli ki ham hali üzerinde çalışılması İsmail'e lazım. Çok teşekkürler İsmail Küçükkaya. Hı hı.